Çubuk'taki lezzet serüvenimiz, yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi size anlatacağım yemek hakkında ipuçları veriyorum. Hazır mısınız? Herkes hazır. Anladınız mı? Kasap Mehmet abi. Anlayan var mı? Yok. Ustamız Mete. Taşpırı. Kuzu. Tabii ki olmazsa olmaz benim için. Sanki yani kuzusuz bir bölüm çektiğimizde o yayında bir eksiklik var gibi geliyor bana. Kasabımızdan hemen önce kuzumuz hakkında bilgi alalım, sonra ne yemeği yapacağız onu anlatalım. Kuzumuz nasıldır, iyi midir? Mehmet Usta, bizim kuzularımız normal bir kuzu değil yani. Nasıl yani normal kasapta bizim bu doğadan topladığımız kuzular bunlar. Kekik yiyen, bol kekik yiyen bizim doğalarımız, hep dağlarımız, yaylalarımız. Haydostur değil mi? Haydos hep kekiktir yani. Biz peki ne yapacağız bu kuzudan? Biz bunlar çubuk tava yapacağız. Başka ne var ustam malzememiz? Malzememiz organik domates. Domateslerimiz. Evet. Zaten şeklinde. Yeşil sivilcikler, sarımsak. Sarımsak. Kuyruk yağ. Neresini kullanacağız kuzunun? Biz bunun pirzola kısmını kullanacağız. Neden pirzolayı kullanıyorsun Mehmet Usta? Lezzet konusundan biraz daha lezzetli olması için. Yani diyorsun ki yiyen insan şöyle bir aklı başından gitmesi lazım. Evet, evet. Kuzunun herhangi bir yerini kullanamayız. Evet. İlla ki kemiğe yakın olan yerinden, kaburgasından, pirzola kısmından diyor kullanacağız. Demek ki çubuk tava o yüzden güzel usta. Yani sadece damak tadına değil, buna eminim ki beyninde büyük bir yerde, köşede yer alacaktır yani. Lezzet. Travma yapacak yani bizden. Yani. Kuzu travması geçireceğiz az sonra. Sakın ayrılmayın. Başlıyoruz yapmaya. Ustam siz galiba parçalayarak başlayacaksınız bir taraftan. Biz de o zaman Mete ustamla malzemeleri hazırlayalım. Mehmet Bey pirzolayı hazırlarken anlıyoruz ki Çubuklular her işte oldukları gibi yemek işinde de çok iyiler. Burada karşılaştığımız tüm ustalar hem maharetli hem de çok tecrübeliler. Evet usta, Ankara'da biraz eti seviyor mu, bana mı öyle geliyor? Eti severler. Benden daha fazla seviyorlarmış gibi düşünüyorum bazen. Ya etsiz bir yemek yok. Yok. Niye söylüyorum biliyor musun? Hayatımda bu kadar et seven bir yönetmen görmedim. Bazı yerde beni feda ediyor işte. Benden daha fazla seven biri varsa eti, özellikle kuzu eti, o da Mustafa Bilgiç'tir. Dolayısıyla buraya geldiğimizde de hemen kuzu aramaya koyulduk. Bir de öğrendik ki çubuk tava. İşin son noktası çubuk tava. Hemen dedik yapalım. Sizin geleceğinizi duyunca zaten ilk aklımıza gelen yemek oldu. Öyle mi? Davetsiz geliyor, bir tane kuzu bulun. Yani adı davetsiz misafir. Evet, Mehmet ustam güzelce o pirzolaları parçaladı. İnce ince hepsini ayırdı. Kaburgaları böldü. Şimdi ben kasaplık bölümünü bitirdim. Ustamıza işi teslim ediyorum. Tabi bu arada sen de Turgay abi bir şarkı söylüyorsun, bir oynuyoruz şöyle bir. Bize de mi iş? Tabi bir canlı, tabi canım. Güzel oynar. Bazılar oynarız bir iyi kötü güne çıkardık. Ankara Lotto yani. Çoğunlukta tabi canım, bir oyunu yaparız yani. Tamam o zaman. Mete ustam işlerine başlarken biz de şöyle güzel bir türkü söyleyelim. Buralara yakın. Yabandan gel kömürde gözlü yarim, yabandan asarım sallan gel. Nereye gidiyor? Şurada sahneye geçiyor. Allah geldim. Aldım haber. Reni de garip çobandan aslanım sallan gel. Kostak kostak yürü yürü, çapraz çapraz yürü yürü. Aman yürü yürü yürü, kostak kostak yürü yürü, çapraz çapraz yürü yürü. Aman yürü yürü yürü. Vallahi bravo ya. Sizden bir ara benim ders almam lazım. Gelin. Çubukluyuz abi. Şimdi oynarız. Ankara havasını güzel oynamak için neye dikkat etmek lazım? Ayaklara dikkat edin. Nasıl olması gerekiyor ayaklara? Müziğe hitap etmem. Müziğimiz ağır olacak, öyle hızlı olmayacak yani. Mesela Hüday'da. Bulgur kaynadırlar. Yavrum bulgur kaynadırlar. Yüksekte yayladırlar, aman yüksekte yayladırlar. Hep söyleyeyim. Esas alayım. Ya bravo ya.
Hem söylüyorlar hem oynuyorlar. Aynı ben. Gel gel usta. Ne yaptın? Orada iki tane türkü söyledik Mete usta. Etimizi tepsimize döşedik. Bu tepside mi oluyor? Dedik. Evet. Bunlar ne? Kuyrukları doğruyoruz. İnce ince kuyruklar doğruyoruz. Başka hiçbir yağ atıyor muyuz? Hayır, kesinlikle. Zeytinyağı, tereyağı, hiçbir şey atmıyoruz. Hayır, hayır. Sen de öz yağ sıra bir şey. Ben de İncecik dilimlenen yağlar etlerin üzerine yerleştirildi. Aromalarıyla lezzet saçan sarımsaklar, biberler ve domatesler doğranarak tavayı adeta bir sanat eserine çevirdi. Evet, Mete Usta domatesleri de biberlerin ardından tepsiye gönderiyor. Kuzularımızın, pirzolarımızın üstüne çok lezzetli bir şey olacağı kesinleşmiş oldu bu malzemeyle ve görüntü. Görüntüsen belli oldu. İtibariyle şu an için. Bütün sistem tamam. Tuzumuzu göstereyim. Tuzunu atacağız. Pişme süresi nedir? 1 saat 10-15 dakika. 1 saat 15 dakika. Süresi içerisinde evet. Yemeğe hazır. Efendim Mete Usta'mızın hazırladığı bir tepsi dolusu kuzu, pirzola, sarımsak, domates, biber, tuzunu ekti. 1 saat 15 dakika boyunca kaş burnumuzda kalacak. Ardından da afiyetle Mehmet Usta'm, Mete Usta'm ve ben tadına bakacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Gönderelim usta fırına. Alev alev yanan odun ateşine yanağını yaslayan çubuk tavası gerçekten de çok leziz bir görünüşe sahip. Rengi enfes bir kırmızı kahveye dönen etlerimiz artık neredeyse pişmek üzere. Mete usta tam 75 dakika oldu. Pişmiş olması lazım değil mi artık? Tabii ki. Çıkaralım bakalım. Tamam, olmuş mu? Sesler geliyor. Evet. Isırt sesleri. Olmuş. Şöyle alalım onu. Şöyle izleyicilerimizle de paylaşalım nasıl olmuş. Oo. Manzara güzel. Koku güzel. Acaba tadı nasıl? Bunu masamıza geçip artık yemeği anlatılmaz yaşanır desem. Anlatılmaz yaşanır. O zaman yaşayalım. Buyur gel masamıza doğru gidelim. Kokular şahane. Oo Ahmet abi nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. En güzel seslerinden bir tanesi. Çok sağ olun. Az sonra sürpriz var ama İnşallah. Şöyle bir tadına bakalım. Tabii ki. Çubuk tavamızın nasıl görünüyor? Çok güzel. İyi değil mi? Evet. Ellerine sağlık ustalarımızın, Mete ustamızın, Mehmet ustamızın. Evet. Hayranlarımız hazır. Şahane bir salata hazır. Ekmeklerimiz çok güzel görünüyor. İşte sanat eseri. Tadına bakalım artık yavaş yavaş. Acıktınız mı bu arada? Yani ben çok açım. Hani? Evet. Aynen öyle. Seviyormuş siz o zaman. Evet. Şimdi çubuk tavamızın tadına bakmak istiyorum artık yavaş yavaş. Suyu da hala duruyor. Evet, sebzelerimizin, kuzumuzun suyu o kendi kuyruk yağıyla birlikte tepsinin dibine indi. Ben ne yapacağım tabii her zamanki gibi? Çok özür diliyorum. Estağfurullah, afiyet olsun. Anlamamız gerekiyor abi önce. Şöyle bir suyun tadına önce bir bakacağım. Et, balık, kelle. Bunlar yeni, yeni. Kelle. Evet. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Önce şöyle size... Teşekkür ederim. Ahmet abicim tadına bakın. Siz de buyurun ustam. Tatlarına bakalım. Manzara yeterli galiba. Yalnız güzel pişmiş. 75 dakika yeterli olmuş. Arada bir üzerini kapattın gibi geldi bana. Arada bir üzerini kapattın yanmaması için. Değil mi? Evet. Folyoyla falan yanmaması için arada bir kapattın. Sonra biraz sonra daha... doğru açtı ki kızarsın kuzular. Harika. Bak Ahmet abinin de moral düzeldi. Tadına bakın. İnsanın böyle en mutlu anına götürüyor. Ahmet abi böyle bir lezzet. Evet. O kadar güzel olmuş ki. Mete kardeşimin ellerine sağlık. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş. Sağ olun. Harika. Pirzola'dan en güzel yerinden en güzel yemeği yaptık sizler için. Tadı şahane. Ankara'ya çubuğa geldiniz de mutlaka burada zaten bir tane otağı çadırımız var. Çok güzel. Mutlaka ustalarımızı bulun. Mete ustam ve Mehmet ustamı bulun. Türkü mü istiyorsunuz? Ahmet abi var. Ahmet abi. Bir türkü söyleyelim mi bari yemek yerken? Söyleyelim. Siz de mutlaka buraya bekliyoruz. Mutlaka deneyin. Çubuk tava. Unutmayın. Israrla isteyin.
Kaşların karasına, kaşların karasına kurbanım ara, sına kurbanım ara sına. Doktor tabip istemem, doktor tabip istemez. Sensin gönlüme çare, çare sensin gönlüme. İnce belimden yarim, tatlı dilinden yarim. Bir hatıra ver bana Allah'ın telinden yarim. Sana hatıra ver, ancak kuzu verebiliriz Ahmet abi, buyurun. Çubuk tava, doğal eti, enfes görünümüyle çubukta mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden. Ama her özel tat gibi bu lezzeti de ustalarından tatmak ve çubuklu dostlarla aynı masada buluşup birlikte paylaşmak lazım.